Avrupa LCS yaz mevsimi kaldığı yerden devam ediyor. Birinci hafta ikinci gün karşılaşmalarında ikinci karşılaşmadayız. İlk mücadeleydi Splice ile Rocket arasındaydı ve bir beraberlik söz konusuydu. Çünkü biliyorsunuz artık beraberlik sistemi mevcut. Maçlar best of two'dan yani iki karşılaşma oynanıyor. Ardından puanlar 1 veya 3 olarak, 1-3-0 olarak dağıtılıyor. Günün ikinci karşılaşması ise Giants ile G2 arasında. Birisi ligi 10. bitiren, diğeri ise ligde şampiyon olan bir takım. Yani en zirveyle en aşağı takımı izleyeceğiz aslında bugün bu karşılaşmada. Bu maçları ise sizlere ben Burak BR Cevik Çevik ve yanımda Kaan Second Best Kural ile sizlere aktarıyor olacağız. Evet, ikinci mücadele hakkında neler düşünüyorsun? Yani şimdi dağlar kadar fark var senin de söylediğin gibi birinci ile sonuncu arasında. Ama bu takımlar çok ciddi kimlik değiştirdi. Özellikle G2 MSI'ya giderken 2 hafta tatil yapıp ondan sonra Gülü oynaya gidip orada 10 maçın 8'ini kaybettikten sonra anormal eleştirildi ki haklı olarak eleştirildi. Yani en büyük uluslararası turnuvada Avrupa'nın temsilcisi olarak felaket bir performans göstermişlerdi. Ama bu takımın iyi bir takım olduğunu, çok iyi bir çekirdeği olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Zaten ligi birinci sırada bitirip Avrupa'nın şampiyonu olmuşlardı. Bunun üzerine G2 bu kadar eleştirinin üzerine geri adım falan atmayıp daha da büyük bir hamle yaparak belki de Avrupa'nın en iyi alt koridorunu transfer etti. Zven Mithy ikilisini Orient'den direkt aldılar. Avrupa'nın en iyi nişancısı Zven. Mithy'yle müthiş bir uyum var. Mithy belki en iyi destek diyemeyiz ama en iyi toplam alt koridor durumundalar. En azından Zven'in yanına en iyi yakışabilecek destek diyebiliriz. Ya yani onları total bir paket olarak düşünmek lazım alt koridor olarak. Beraber aldılar. Hatta ve hatta nispeten biraz daha zayıf olan üst koridordaki ikisi yeri de Expect'e alırım. Expect'in biraz Avrupa'ya adapte olması için biraz zaman geçmesi gerekiyor. Şu anda yedekte Expect. Ama muhtemelen ikisi de çok kısa bir süre sonra Expect'le değiştirip gerçekten o Trick Perks ikilisi. Çünkü Trick ile Perks harika bir sezon geçirdi gerçekten. Mevsimin en iyileri seçildiler ikisi de. Ve yani Perks artık yani Avrupa orta koridor ekolünün en son süper yıldızı. Bir süper Avrupa takımı kurdular ve açıkçası bu takım en azından kağıt üzerinde. Şimdi kağıt üzerinde olan hiçbir şeyin vadiye çoğu zaman yansımadığını biliyoruz. Ama kağıt üzerinde Avrupa'nın ciddi bir Kore tehdidine, yani Korelilere karşı ciddi bir tehdit yaratabilecek, dünya şampiyonasında iddialı olabilecek bir kadrosunu kurmuş durumdalar. Kesinlikle. Bunun ne yapacağını göreceğiz. Dün çok iyi bir sonuç aldılar. Bugün yine karşılarında nispeten zayıf bir ekip var Giants. Giants'ın bu arada talihi de nedir? İlk gün Fnatic'le oynayıp ikinci gün G2'yle, yani ligin en iyi iki takımıyla arda arda olabilecek en kötü senaryoya sahipler şu en anda. En favori iki takım oynuyorlar. Ama Giants'ın büyük bir kimlik değiştirdiğini söyleyelim. Giants geçtiğimiz yıl kurulurken İspanyol ekip ve İspanya'nın temsilcisi olarak kurmuştuk. Kadroda şu anda İspanyol yok. Aynen öyle. 5 yani İspanyol'dan başlayıp 0 İspanyol'a geldiler. Xpepi de ayrıldı en son takımın markayı. Ki sezon 3'ten beri Xpepi her zaman kadrodaydı aslında. Aynen. İlk defa onsuz bir mücadeleye çıkacaklar. İspanyol takımda İspanyol kalmayıp bu hale geldiler. Bayağı lejyonerlerle doldular. Kötü lejyonerler diyor. Özellikle Sunstar önemli bir oyuncu ama dün Knight hiç iyi gözükmedi orta koridorda. Giants'ın uyum sağlaması için bayağı bir zamana ihtiyacı var. Yani bir maçta bir takım diğerine karşı ne kadar favori olabilirse G2'da Giants'a karşı o kadar favori diyelim biz. Knight demişken Knight'ın da Kore Yükselme Ligi'nde oynadığını biliyoruz. Kendisi hani başarılı bir oyuncu diyemeyiz ama gelecek vadeden oyuncular arasında. O yüzden hani ilk mücadeleden belki değerlendirmek yanlış ama ben ileriki haftalarda eğer takım uyumunu sağlarlarsa Knight'dan iyi bir performans bekliyorum. Asyalı oyuncuların özellikle Avrupa'ya uyumu belli bir zaman alıyor. Yani bunu söylemek lazım. Trick'te mesela o pek olmadı ama o biraz istisnai durum ama pek çok Asyalı oyuncunun 3-4 hafta sonra yeni yeni kendini bulabildiğini görüyoruz. Yemek sistemine, kültüre alışmaları falan hepsi biraz zaman alıyor. O yüzden biraz zaman vermek lazım. Giants baştan aşağı bir lejyonerler karması gibi onların ciddi zamana ihtiyacı olduğu kesin. Ama G2'nun hiç öyle bir şeye ihtiyacı yok. Kikis Expect değişimi ne zaman olacak tam bilemiyoruz. Expect şu anda dediğimiz bir kadroda ama yani şu anda bu yani ne orta koridorda Perks'e karşı birebir de durabiliyorsunuz. Ne Zven Mithy ikilisine karşı durabiliyorsunuz. Trick anormal baskı yapıyor falan. Yani Kikis de bu arada zaten tank metasında çok rahat tank da oynayabiliyor. Yani şu anda G2 ile yani Fnatic dışında herhangi birinin ki Fnatic karşısında da mutlak favori çıkarlar ama yani G2 herkesten bir hatta bir buçuk adım yukarıda ya. G2'nun ekibine baktığımızda senin de söylediğin gibi evet yıldızlar karması. Tek zayıf halka olarak gördüğümüzde zayıf halka dediğimizde hani takım içerisindeki zayıf halka kötü bir oyuncu olduğundan değil Kikis olduğundan bahsetmiştik. Giants ekibinde de Smithy J var. NALCS'den gelen bir Smithy J var. Ama buna rağmen hani biz Kikis'e zayıf halka dememize rağmen koridor aşamasında yine Kikis çok üstün. Yani G2 ekibi
Belki de Avrupa LCS'in hani zaten şampiyon oldular ama diğer tüm takımlarında bir adım önünde diyebiliriz. Ya üst koridorda tank metası olduktan sonra zaten iyi oynamaktan çok akıllı oynamak biraz daha ön plana çıkıyor. Kikis de zaten eski bir ormancı olduğu için agresifleşmediği kendi yani Eko mesela almasa daha iyi olur Maokai falan. Yani Poppy Nautilus tam onun şampiyonları aslında. Eko şey Maokai aynı zamanda. O zaten sadece sakin olsa, farmına baksa yani minyonuna baksa yeter. Çünkü diğer tarafta Ziven, Perks falan ortalığı birbirine katacak o kesin. Bu arada Kikis'in de Poppy pozisyonunu hatırlarsın. Faker'a ultiyi atıp Perks'in ölümüne sebep olmuştu. Belki zayıf halka olarak gözükmesinin bir sebebi de akıllara direkt o pozisyon gelmesi falan olabilir. G2 MSI'da 10 maçın 8'ini kaybetti. Sadece temsilcimiz Supermassive 2 maçta deneyebildi. Bütün bölgeleri maçlarını kaybetti. Ve üstüne üstlük bu sene MSI'de değişen kurallar gereği Avrupa'nın seri başı olma hakkını da kaybetti o yüzden. Avrupa temsilcisi olduğu için. Ve turnuvadan önce 2 hafta tatile çıktıklarını açıklamış olmaları da çok ciddi tepki çekti. Abi tatil yapacak zaman var, yapmayacak zaman var dediler haklı olarak herkes. G2'nun bir... Ama buna rağmen geri adım atmayıp daha da büyük bir hırsla hazırlanmış olması biraz heyecan yaratıyor ama G2'nun ödemesi gereken çok kefareti var, o kesin. Kesinlikle öyle. MSI turnuvalar arasında en büyük turnuvalardan bir tanesi. Ve böyle bir hata gerçekten G2 gibi bir kulübe hiç yakışmadı. Birazcık amatörce diyebilirdik bu hatayı. Amatörce ve bir taraftan da tecrübesizce diyelim daha doğrusu. Yani G2 da sonuçta tecrübeli bir takım değil. G2 yükselme liginden gelmişti geçen dönem. Beklenenin çok üzerinde performans sergilerdi. Çünkü sezona başlarken kimse G2'yu şampiyonluk adayları arasında değil, playoff'u zorlayamayacakları soru işareti olarak gösteriliyordu. Ama Perks beklenenin çok üzerinde bir patlama yaptı. Yılın çaylağı oldu ve Etrik MVP oldu. Harika çıkış yaptı. Şimdi işte onların altına Orient alt koridorunu da ekleyerek yani ne bileyim bir Real Madrid yıldızlar karması gibi bir şey oldular ya. Kesinlikle sana katılıyorum. Bu arada daha demin de Knight'tan bahsetmiştik. Knight'la ilgili ufak bir videomuz var. İsterseniz önce onu bir izleyelim, ardından yorumlamaya devam edelim. Şampiyon timini만큼 가장 견제해야 하지만 저희 팀이 아무래도 10등이었잖아요, 저번 시즌에. 그래서 반드시 잡는다 막 이런 느낌보다는 최대한 따라갈 수 있도록. 그러니까 저희가 좋은 거는 그분들이랑 대회를 해서 저희한테 부족한 점이 뭔지 바로 찾아낼 수 있잖아요. 아슨다 나이트 mücadelede hani galibiyet almalarının çok uzakta olduklarını ama buna rağmen hani yaptıkları hatanın farkında olup bunları geliştirebileceklerinin farkındalar. Yani polyanacılık yapmaya da aslında pek de gerek yok diyebiliriz. Gerek yok ama burada bir de fırsat da var. G2'nun işler tam istediği gibi gitmezse gereksiz agresif olabildiğini biliyoruz. Bunu cezalandırmak mümkün eğer akıllı oynarsanız. Ama tabii G2 öyle bir baskı kuruyor ki hata yapmaya zorluyor sizi. Yani siz ne kadar sakin oynamaya, ne kadar rakip agresiflikten dolayı, çok aşırı saldırganlıktan dolayı onu cezalandırmaya çalışacağız diye sakin oynamaya çalışsanız da G2 yani baskıyı bir an resmen yavaş yavaş sıkıştırıp boğuyor. Hani yeter be deyip hata yapıyor çoğu zaman takım. Perks dün 8-0'dı Fizz'le. Yani Orien'in yapabileceği hiçbir şey yoktu. Her yerdeydi. Çift dışından avantajları onlardaydı. LeBlanc, Fizz, Zed. Hangisini açık bırakırsın Perks'e? Üçünü de banlarsan diğer oyuncular en iyilerini alacak. Yani tam olarak köşeye sıkıştırıyorlar rakiplerini. Yani Ziven'e Lucian vermek istemezsiniz. Tamam Zed, senin de daha demin söylediğin gibi 3 tane şampiyonu yasaklamak gerekir ama buradaki oyuncuların hepsi kendi koridorlarında yıldızlar. O yüzden birazcık daha saygı yasaklaması yerine ben meta yasaklaması yapacaklarını bekliyorum. Ben de ama Zed'i açık bırakamazsınız. Yani Perks'e, hadi LeBlanc'ı Fizz'i bırak ama Zed'i açık bırakamazsınız. Şu anda da kadroyu görüyoruz. Kikis, Trick, Perks, Ziven ve Mitty alt koridorlarını yenilediler ve belki de ligin şu anda en güçlü takımı olmaya adaylar. Onların da ilk haftadan Orien'i yenmeleri büyük bir moral olmuştur onlara. Muhtemelen. Bu arada Zven'in bilgisayarında bir sorun var galiba. Orada teknik ekip vardı. Burada da dünkü karşılaşmadan görüntüleri görüyoruz. Sürekli Perks'ün birilerini haritada yok ettiği sahneler. İşte 2'de 2, 3'te 3. Perks. Her yerden skor alıyor. Evet, ya bir işte de Fizz... İlk maçta 5-0-3 oynadığını görüyoruz.
KDE olarak karşılaştırdığımızda zaten çok büyük bir oran var. Sıfır noktalarda gezerken Giants ekibi, GG ekibi 5'lerde, 6'larda, 8'lerde geziyor ki bu çok büyük bir fark. Ya ilk maçta tabii o tip dramatik farklar olabilir ki Orien'in de ne kadar büyük sorunları olduğunu şeyde de gördük. Bugün de Unicorns of Love'a yenildiler 2-0 ki Unicorns of Love dün felaket gözükmüştü. Dün felaket gözüken takımı 2-0 yeniliyorsanız Orien için ben Orien'in sorunlarının biraz vadi dışında olduğunu, Forgiven'la Soaz'ın şimdiden kapıştığını tahmin ediyorum. Yani bildiğimden değil ama ya o ikisinin zaten kapışmamış olması mucize olur. Şimdiden bir kapışmış olabilirler. Bu arada oyunun başlaması gecikti. Muhtemelen Zven'in bilgisayarındaki sorunla ilgili bu. Muhtemelen daha demin ekranlarımıza da yansıdı. Dünkü Unicorns of Love karşılaşmasında Schalke'nin bir galibiyeti vardı. Biz mücadelelere gelmeden önce konuştuğumuzda evet Schalke galibiyet aldı ama Unicorns of Love ekibi kötü olduğundan mı aldı yoksa Schalke çok iyi mi diye tartışmıştık. Schalke de aslında bugün bunun cevabını verecek tüm izleyenlere. Bugün de H2K ile bir karşılaşması var. H2K de çok zaten iddialı. Schalke'nin performansını ben çok etkileyici bulmamıştım açıkçası. Yani daha doğrusu tabii ki etkileyici bulmuştum ama biraz Unicorns of Love'la daha alakalı gibiydi. Ama gerek Fox gerek Julius harika bir maç çıkarmıştı. Bakalım bugün onlar için gerçekten çok daha iyi bir test. H2K testi. Ama şimdi esas Giants'ın yani G2 o kadar net favori ki Giants'ın ne yapacağını da merak etmiyor değil insan bu maçta yani. Ben Giants'tan birazcık daha farklı şampiyon seçimleri bekliyorum aslında. Çünkü başa baş meta şampiyonlarını yaparlarsa G2 zaten çok önde. Şöyle bir şey var yalnız. Şu anda 6.10 yamasındayız turnuvada. 6.10 yamasında net bir meta şampiyonu yok aslında. Bir iki tane tabii Maokai gibi, Lucian gibi çok güçlü şampiyonlar var da. Onların hepsi 6.11'de bu arada yere indirilecek. 6.11'den sonra çok daha farklı şampiyonlar göreceğiz. Haftaya çok farklı şampiyonlar göreceğiz. Çok farklı şampiyonlar göreceğiz. Fakat bu yamada da özellikle 6.9'daki ejderha değişimleri, eşya değişimleri vesaire, büyücü değişimleri derken herkes biraz el yordamıyla yani ne oynasak acaba diye algılıyor. Mesela Rek'Sai'nin tekrar metaya girip çok hızlı yükselmesi Rek'Sai'nin değişmesinden değil. Rek'Sai'nin harita kontrolünden dolayı ya kimse tam olarak ne yapacağını bilmiyor bari haritayı çok iyi kontrol eden ormancıyı alalım diye Rek'Sai'ye geri döndüler. Tabii ki bir de aynı zamanda ejderha kontrolü için çok değerli Rek'Sai. O yüzden Rek'Sai bir anda yani metada şeyin içine giriverdi. Metanın içine dahil oluverdi. Kesinlikle. Mesela 6.10 yamasında gelen ormancılara çok büyük bir değişiklik var. Nocturne olsun, Shyvan olsun, Mastery olsun. Bir de orman eşyasına gelen değişikliklerle birlikte aslında bu şampiyonlar çok güçlü. Ama oyuncular birazcık daha önceki Split'te oynadıkları şampiyonlar veya senin de söylediğin gibi daha çok görüş üzerine kuruyorlar bu oyunlarını. Tabii Shyvana veya Nocturne gibi işte Kha'Zix mesela tekrar belli oranda güçlendi. Şimdi bir kere Kha'Zix'i Amumu'yu falan görebildik ama bu tip şampiyonları oynayamazsınız. Profesyonel arenada olmaz. Tek derecede olur. Profesyonel arenada onların belli zaaflarını korkunç derecede cezalandırabiliyor rakipler. Avantajları var ama o dezavantajları çok ağır cezalandırılıyor profesyonel arenada. Özel olarak hazırlamadıysanız kompozisyonu. Kesinlikle öyle. Mesela Amumu sargısını attığında yapabileceği pek fazla bir şey kalmıyor. Eğer ultisi yoksa hani sıçrı ulti yapmadığı sürece sadece ortada dolanan bir şampiyon haline dönüşüyor. Dün ama Kore'de maç kazandı. Orası Kore diyeyim. Yani şöyle tabii çok özel kompozisyonlar yapabilirsiniz ama belli şampiyonlar iyi durumda olsa bile yani tekli dereceli de genel olarak iyi durumda olsa bile profesyonel arenada kolay kolay göremiyorsunuz. Kompozisyonun varlığından ve bazı özelliklerinin cezalandırılabilir olmasından dolayı. Profesyonel arenada çok güçlü olmasından öte bazı şeylerin cezalandırılabilir olmamasına bakılıyor. Yani güçlü yanları değil şampiyonların güçsüz yanlarına bakıyor genelde profesyonel arena ve birbirleriyle olan sinerjilerine. Çünkü tek dereceli tek başına oyun taşımak çok kolay profesyonel arenada. Kesinlikle öyle bir şey yok. Onu unutmayalım. Kesinlikle öyle. Yaptığınız hatalar yapabildiğiniz şeylerden çok daha önemli hale geliyor ki bir önceki karşılaşmada Lee Sin'in neler yaptığını da görmüştük. Hani ben izlerken çıldırdım. Burada siz neler yaşamışsınızdır. Gerçekten çok garipti. İlk maçta Airbag sağ olsun Lee Sin oynamama kılavuzu yayınladı bir tane. Ama olur. Yani bazen işte bir de daha yeni olduğu için profesyonel sezon ekstra bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Fazla bir şey yapmak istemek profesyonel arena veya tek derecede fark etmiyor. İkisinde de zararlı. Bu arada seçim yasaklama geldik. Giants'ın ilk yasaklaması tabii ki Z. Direkt bir saygı yasaklaması. Hayır, ya Perks'e Z verilmez. Perks şu anda Faker'la birlikte herhalde dünyanın en iyi Z oyuncusu olabilir. Ona Z verilmez. Perks de çok yeni bir oyuncu aslında. Yani ama, birden bire gelişti. Ama Z'i efsane yani. Lucian, Ryze ve Vladimir geldi. Bu metada önemli şampiyonlar Maokai, Swain var.
Swain pek Perks'ün tarzı değil. O, ben G2 tarafının Perks'ü yasaklayabileceğini düşünüyorum. Kindred tabii ki en önemli yasaklanan biri. Nidalee geldi. Bakalım Swain gelecek mi? Maokai gelecek mi? Nidalee yasaklaması beklemiyordum açıkçası. Ormandaki şampiyon havuzunu iyice daraltmaya çalışıyorlar. Nidalee ve Kindred çıktığı zaman. Echo ilk seçim oldu. Bu Maokai'nin ve şeyin açıkta olması gerekiyor anlamına göre. Rek'Sai'ya tercih ettiler. Aslında Kikis'e Echo vermeyerek de Giants ekibi... Ben Echo yerine bir Maokai bekliyordum açıkçası. Bu arada Caitlyn ve Rek'Sai'yi anında kilitledi G2. Şu anda nişancılar arasında Lucian'dan sonra 6.10'da en güçlü nişancı. Ezreal da çok iyi durumda gerçi. Ama tabii Ezreal'a karşı Caitlyn koridoruna gidemezsiniz. Braum, Ezreal yapılabilir. Ezreal'ı burada almaya gerek yok. Evet, Graze bir süredir beta'dan düştü ama hala iyi durumda. Graze'in niye seçilmediğini anlamak istiyorum. Max Lore Graze'i ormana aldı. Hala üst koridora gitme ihtimali var az da olsa ama ormana büyük ihtimalle ormanda göreceğiz. Çok 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 büyük ihtimalle ormana gidecek. Echo üst koridora gidecektir. Ben burada Maokai ve şey tercihini bekliyorum. Maokai ve Caitlyn'in yanına ne iyi olur? Bir Thresh iyi olabilir. Bir Tahm Kench olabilir. Kendisi Alistar'ı çok seviyor Mithy. Her ne kadar büyük bir dengeleme gelmiş olsa bile. Çok büyük dengeleme geldi. Artık yani Alistar'ın tamam. %70'den %50'ye düştü. Evet. Ve Azir aslında evet şu anda kilitlenmedi. Azir'i de bu hafta herhalde son görüşümüz olacak. Evet yeni memur. Bu arada Janna ve Azir kilitlendi. Yok Janna pardon. Kilitlendi. Sadece Azir kilitlendi şu anda. Kilitlenmedi. Ve Fizz. Fizz. Yalnız kör Fizz seçiminin çok mantıklı olmadığını düşünüyorum. Şu anda da Ezreal Braum ikilisi üzerinde Ezreal'da duruyorlar. Ezreal'da sorun yok. Ezreal seçilebilir. Jhin de seçilebilir. De yani Fizz'i niye saklamadı G2? Yani burada desteği seçip Fizz'i son seçim olarak kullanabilirlerdi yani Fizz'i... Zaten Braum tercih yapılmıştı. Yani destek alsanız rakibin buna karşı verebileceği bir cevap olmayacaktı. Ya tamam Fizz'i almak istiyor. Bunu anlamak zor değil de Fizz'i burada seçmek zorunda değildi G2. Çok iyi, çok 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 tuhaf bir tercih. Ki Graves'in... Bu arada Fizz'i Kikis oynayacak onu söyleyelim. Çünkü orta koridora gidecek Azir. Kikis'i aslında ben pek... Ya Poppy, Nautilus veya Maokai'den emindim dürüst hele olmak gerekirse. Maokai açıkken Maokai'yi seçmemiş olmak... Valla vardır bir bildikleri. Sen sonuçta G2 ne seçerse seçsin favori ama... Bu Fizz seçimi hele seçmek zorunda olmadığı halde bu kadar erken Fizz seçimi... Hayli tuhaf geldi. Bu arada Giants çok güzel, çok başarılı, çok dengeli. Meta'ya çok uygun, harika bir kompozisyon kurdu. Yani G2'nin kompozisyonunda da bir sorun yok ama... Yani Fizz yerine Maokai çok daha iyi bir tercih olurdu. Ve Fizz'i burada göstermek de ilginç. Bu kadar ilginç. Evet bakalım Braum karşısına aşağı koridora ne alacaklar? Daha doğrusu Caitlyn'in yanına da Soraka, diyebiliriz. Soraka mantıklı. Dün de bir Soraka tercihi görmüştük Avrupa LCS'de. Mithy son dönemde çok daha fazla oynuyor. Zaten destek şu anda en oyuncu şampiyon zenginliği olan pozisyon. Trundle hala gelebilir. Trundle? Karşıda bir Maokai olsaydı daha mantıklı olabilirdi ama ben Trundle göreceğimizi beklemiyorum Echo, şu anda. Echo, Braum ikisini de çok canını okuyor ya. Tabii onların da tanklarını eritebiliyor direkt. Ama Soraka'yı devam etmeyi tercih ettiler. Evet, Soraka, Caitlyn koridoru. Çok mobil bir takım oldu her iki tarafta. Hepsi zıplayan, hoplayan, kaçan şampiyonlar. Özellikle G2 ekibi. Vallahi açıkçası... Soraka'nın da tabii kendi pasifinden gelen hızı var. Belli bir oranda mesafe kat etmek veya mesafe değiştirmek ve hızlanma etkisi olmayan şampiyon yok oyunda şu anda. Aynen öyle. Bir Giants ekibini de gözden geçirdim. Aynen. Echo'nun pasifinden gelen hızlanması var. Şeyin hızlı tetiği var Graze'in. Victor'un hareketi var. Q'dan gelen ekstra hareketi var. Zaten ezici söylemiyorum. Çık ışık geçişi vesaire. Braum'un yettim garisi var. Diğer tarafta Soraka'nın pasifinden gelen hızlanması var. Şeyin 60 kalibrelik ağı var Caitlyn'in. Azir'in zaten sörfü var, kayağı var. Sörfü var, kaymaları var. Yer değiştirme özellikleri var. Rek'Sai'den bahsetmeyeceğiz herhalde. Gerek yok. Yani bütün haritayı kat edebiliyor. Fizz'in de zaten oyunbaz düzenbazı var. Be abi. Ya kim aslında nerede, seyir zevki nerede, çok yüksek olacak. Çok yüksek olacak ama tabii burada işin içine mekanik girecek ve mekanik dediğimiz zaman. Ben G2'nun kompozisyonu yani şöyle... Giants'in kompozisyonu bir tık daha iyi gibi ama bu hiçbir şey ifade etmeyecek muhtemelen. G2'nun bireysel performansının ne kadar büyük fark yaratacağını göreceğiz. Belki bu karşılaşma G2 oryan, G2 fanatik olsaydı şampiyon seçiminde evet
çok fazla öndelerdi ama işin içine bireysel yetenek geldiğinde işler değişiyor. Ve şu anda da son kez kadrolar ekranlarımıza geldi vadi inmeden önce. Burada koridor değişikliği bekliyor muyuz? Ejderhalar çok önemli oldu artık koridor değişikliğinde. Şöyle, normal şartlarda Caitlyn koridorunu asla yollamak istemezsiniz Ezreal'i ama Braum önemli bir avantaj dengeleme yaratacağı için orada Braum, Ezreal belki gidebilir. Ben yine de Braum'un haritada serbest dolaşması daha iyi fikir olduğu için Giants tarafının koridor değişimini tercih edeceğini düşünüyorum yapabilirse eğer. Tabii artık yeni oyunda koridor değişiminin çok önemli bir riski var. Bu ejderha kontrolünü rakibe bırakmak demek. Ejderha kontrolünü artık bırakamıyorsunuz. Bu yamada yani bu formatta çok daha az koridor değişimi göreceğimizi tahmin ediyorum ben. Özellikle ateş ejderha, alev ejderhası çıktığında bunu yaptığınızda pişman olabiliyorsunuz. Ben şu anda da ben onu hemen her zaman iddia ediyorum. Alev ejderhası ilk ejderha için hiç iyi değil. Yani ejderhalar arasında zamana göre etkileri çok değişiyor. İlk ejderha, okyanus ejderhası size mesela aldığınızda inanılmaz büyük bir avantaj. Koridor aşamasında çok rahat oluyorsunuz. Korkunç bir avantaj yakalıyorsunuz. Dağ ejderhası oyunun her aşamasında iyi. Özellikle hedef kontrolü ve ondan sonraki ejderhalar için çok önemli. Alev ejderhası ise oyunun 25. dakikasından sonra tabii ki en etkili. Alev ejderhasının erken alınmasının tek pozitif yanı, 3. alev ejderhasını kolaylaştırması aslında. Hangi kaç ejderhanın ne zaman çıkacağını çok bilemediğiniz için ve alev ejderhasını alırken kaybedilen zamanda başka şeyler kaybedildiği için ben ilk 20 dakika için okyanus ejderhasını rakipsiz görüyorum şahsen. Okyanus ejderhası da riskli bir ejderha yavaşlattığı için saldırdığında. Ve şu anda da zaten bir koridor değişikliği her iki taraftan da görüyoruz. Her iki taraftan da görüyoruz. Bu kimin işine gelir? Daha çok G2'nun işine gelir. Kesinlikle öyle. Caitlyn'in karşısında Ezreal çok sıkıntıya düşeceğiniz bir şampiyon ve ışınlarını kullanan bir Ekko var. Aşağı koridorda hiç minyon kaçırmayacak. Burada tabii Ezreal'ın yanında Braum olması birazcık daha rahatlatıyor orada Sunstar'ı. Aynen. Ha, Braum olmasaydı yanında Caitlyn koridoruna hiç gitmek istemezdi. Şu anda da Caitlyn. O dürtülmemesi lazım. Çok dikkatli olması lazım. Çünkü Soraka yanında varken Soraka canını sürekli yedilecektir. Ya eşya... Smitty J2 oldu. Kikis için hayat çok daha zor olacak. Hemen üzerine doğru gitti. Boşuna mı erken ikili? Çok da hasar verdi. Milyonda da şu anda öne geçti. Ve daha erken seviye 3'de olmayı başarabilir böyle devam ederse. Bu koridorun abi Perks bir şey almayarak, suikastçı almayarak takım için takımın istediği tüm oyunu oynayabileceğini gösteriyor. Bunu daha önce de göstermişti ama hani suikastçilerde tek kelimeyle müthiş oynuyor. Bu arada şeyi kaçırdı mı? Kuşatma minyonunu kaçırdı değil mi? Ben de kaçırdı diye kaçırdı, gördüm. Kaçırdı. Çünkü asker yetmedi, düz vuruşla da alamadı. Evet, kaçırdı. Kuşatma. Sihirdar büyüleri olarak da Viktor şifa tercih ederken Azir'in üzerinde bitkinlik görüyoruz. Kikis'te tutuştur var. Işından tutuştur. O ama son dönemde üst koridora fizi yani oyunbaz düzenbazına güvendiği için sıçra almadığını çok görüyoruz. Yalnız bu koridorda ne ezdi be Sven. Çok sıkıntı bu koridor. Sven Bitti ne ezdi be kardeşim. Ya bu arada orada Soraka yerini mıhlasaydı skor görme ihtimalimiz de içtendi. Yalnız kule altında minyon kesmek için kule altında fazla hareket edecek alan yok. Orada kıpırdayabileceğiniz alan yok. Oraya sürekli ay düşünü yolladığı için sürekli can çalıyor Soraka ve sürekli rakibi oraya hapsediyor. Sven de menzil, yani inanılmaz Caitlyn menzilini rakibi dürtmek için kullanmaya devam ediyor. Henüz dakika 4 ve aradaki minyon farkı gerçekten fazla. Tabii bu tamamen şöyle şampiyon... Şöyle söyleyeyim, şu anki koridorun durumuna bakınca bu minyon farkı az bile diyebiliriz yani. Sunstar orada Q yeteneğini güzel kullanıyor. Yalnız şu anda Max Dor rakip ormana doğru girdi. Daha doğrusu Rek'Sai rakip ormandan kaçtı. Kendi ormanına doğru ilerliyor. Şu anda Giants ekibi görüş olarak çok daha üstün. G2 ekibine karşı. Ama zaten G2'nun özelliği şeye ihtiyaç duymaması, görüşe. Biz gördüğümüzü öldürüyoruz. Biz kendimiz gidiyoruz oraya. Görmemize gerek yok. Kendi gözlerimizle bakarız diyor. İşte o yüzden bu cezalandırılabilir. Yayının başında onu söylemiştim. G2'yu cezalandırmak mümkün eğer doğru oynarsanız. Ama öyle büyük baskı yaratıyorlar ki cezalandırana kadar sizi hata yapmaya zorluyorlar genelde. Bu arada alt koridorda dikkat edersen Maximet kalmadı şeyde. Bu arada çok agresif bir şekilde Zven'in üzerine gitti Aslin ama bu
Haslin delirmiş olmalı çünkü Soraka var orada. Soraka varken üstüne gitse ne olacak? Alt koridorda Sunstar, Haslin ikilisinin de Peksimet namına hiçbir şey kalmadı. Karşı tarafta büyük bir minyon üstünlüğü artı Peksimetler duruyor hala. Bir de yanında Soraka gibi bir şey var. Yani zaten cana ihtiyacı olmayacak Zven'in pek fazla. Soraka çok rahat bir şekilde yenileyecek. Şimdi Soraka yalnız yıldız yağmurlarıyla kendi canını doldurarak çok can sıktı ya. Yani of. Soraka'yı birazcık bardımsı gibi oynamıyor mu? Yani gerçekten çok agresif bir şekilde oynuyor. Ve tabii Caitlyn'in menziliyle de birleşince perişan ediyorlar şu an. Ki rakip destekte yakın mesafeden vuran bir şampiyon olduğu için. Şimdi Victor'daki baskı da yani G2'nin kurduğu baskı gerçekten amansız ya. Amansız baskı budur yani. Şu anda her koridorda çok üstünler. Ben bir içeride mi kaldı diye düşündüm ama hemen 90 kalibre Ilka ile çıkmayı başardı. Orta koridorda minyonda üstünler, aşağı koridorda minyonda üstünler. Fizz de bir hayli toparlanmış gözüküyor. Işınlarını kullanmış bu arada Kikiz. Smithy J ise ışınlarını kullanmamış. Bu ışınların avantajıyla bir şeyler elde edebilir Giant. Çünkü tek üstün oldukları koridor alt koridor. Yalnız 6. seviye oldu Kikiz ve hemen ultisini kullanıyor. Smithy J'in ultisi olmadığını biliyoruz. Sıçrasını kullanmak zorunda kaldı. Haslin canı gerçekten çok az. Trick de oraya doğru gidiyor. Yalnız Maxlor oraya doğru geldi. Bir düz vuruş onun yerine sersemletecek ama hayır. Hemen tüneliyle birlikte oradan kaçmayı başardı. Kikiz tutuşturuyor bıraktı. Yok bırakmamış. Evet, bıraktı bırakmadım. Gibi geldi. Bıraksaydı sıçra düz vuruşa alırdı diyeceğim ama sıçrası yok. Bu arada Trick çok kötü bir pozisyonda. Sıçrası da olmadığını biliyoruz. Ama rahat bir şekilde kaçmayı başardı. O kadar rahat ki hiç istifini bozmadı orada şey. Sven ile Mithy. Hiç yanına gidelim yardım edelim gibi bir şey yok. Minyonlarına bakmaya devam ettiler. Ve şu anda Ezreal yalnız kalmasıyla birlikte aradaki minyon farkı iyice açılmaya başladı. Çünkü kapısını açıp birazcık daha rahat ettirebiliyordu Ezreal ama şimdi işi birazcık daha zorlaştı. Orta koridorda da iki tane Doran yüzüğü görüyoruz. Her iki oyuncudan da fazladan bir hançeri olan Azir var. Rek'Sai de yine keşif taşıyla başlamış. Harita kontrolü ve görüş Rek'Sai ile birlikte çok daha artıyor tabii. Keşif taşını ormanda bir süredir hiç görmüyorduk. Ama burada evet. Rek'Sai alındığı zaman görüyoruz. Bahar mevsiminin başında birazcık ilk başlarda görmüştük ama ondan sonra pek fazla tercih edilmiyordu. Şu anda da mavisini almaya Knight oraya doğru geldi. O da surat çizmesini eklemiş envanterine. Ama aradaki minyon farkı hala çok fazla. İlk ejderha da Alev ejderhası. Alev ejderhası. O yüzden kimse de çok ilgilenmiyor şu anda. Erken aşama için pek iyi bir tercih. Artı zaten herhangi bir üstünlük sağlamadan o ejderhaya gitmek çok kolay değil. Özellikle kaybettiğiniz zaman da orada çok önemli. Şimdi yalnız Giants alt koridorda bir üstünlük sağlayacağı için burada ejderha mantıklı bir hedef olabilir Giants cephesi için. Alt koridorda kalabalıkken. Bu arada çok güzel bir ulti geldi Perks'ten. Bitkinliğini de kullandı. Knight istediği hasarı bir türlü veremedi. Hala hasar vermeye devam ediyor ama yetmedi o hasar ve Knight aslında çok soğukkanlı da davrandı. Ne sıçrasını ne şifasını kullandı. Çünkü olağanüstü bir çekim alanı kullandı. Harika bir çekim alanıyla Azir'i sersemlettiği için her şeyden kurtulma şansı oldu. Ve burada aslında avantajlı olan tarafta Knight oldu çünkü hem bitkinliğini hem de ultisini almayı başardı Perks'ün. Ulti sorun değil, ulti gelir. Şu anda da Grisk orta koridora gidecekti ama her yerde görüşü var. Ve ejderha ya da yardım çağrısı geldi şu anda. İşaretlemeler başladı. Ama Caitlyn'e sonra oraya giriyorsa o ejderhayla olmaz o iş. Aynen öyle. Fizz koridora gitmiş. Bu arada yine bir agresiflik söz konusu. Ultisini kullanacak mı diye bakıyorum. Hayır. Özellikle Ekon'un ultisi varken skor alması gerçekten çok zor. Trick de şu anda ultisini kullandı ve ejderhaya çok yakın. Ejderhada görüşleri olmadığı için ve aşağı koridoru görmediği için G2 ekibi bir an acaba dedi ama düşen kule yok, skor yok ama 1000 altın üstünlüğü, 1300 altın üstünlüğü kurmuş durumda G2. Bu da koridordaki avantajların, minyon avantajının ne kadar büyük olduğunu gösteriyor herhalde. Hele Zven'in yarattığı farka bakar mısın? Gerçekten çok fazla. 21 minyon önde. Keza yine üst koridorda neredeyse 20 minyon önde olan bir Kikiz var. Zaten Fizz çok fazla hasar veren bir şampiyon. Aldığı tutuşturla birlikte skor alması da bir hayli kolay olacak. İlerleyen dakikalarda özellikle.
Yalnız Perks başı belada olabilir. Victor ultisini de kullandı ama hemen askeriyle oradan kurtulmayı başardı Azir. Victor'un ultisi önemli bir değişim yaşadı bu arada, onu söyleyelim. Bu arada Smithy J kötü bir pozisyonda mı? Hayır, çıkmayı başardı. Ultisi de var zaten. Victor'un ultisi artık ilk anda o kadar hasar vermiyor ama üzerinde kaldığı sürece devamlı hasarı çok çok daha artmış durumda. O yüzden oradan hemen çıktı Perks ilk hasarı yedikten sonra. Aslında ilk hasar yedikten sonra yediğiniz diğer hasarı çok takmıyordunuz. Yani şey gibi, ilk böyle bir üzerinize boca ediyordu hasarı, sonra bir damla damla geliyordu. Şimdi baya baya bir duş halinde. Victor'un aslında Riley'nin kristal asasını bu kadar tercih etmesinin bir sebebi de bu diyebiliriz aslında. Evet. Artık çok daha fazla ihtiyacı var o yavaşlatma efektine. Tabii onun da yani ölüm ışını da Riley'nin kristal asası kullanıyor. Çünkü iki kere patlıyor ışık, oradan çıkmasın diye rakipleri. Buradan balığı yollayacak mı? Önce ultisini kullanmak istemedi. Hala ultisini kullanmıyor. Paralel yakınsama da sersemletmeyi başaramadı. Karşılıklı olarak takaslara devam ediyorlar. Ama burada can yenileme konusunda Echo birazcık daha şanslı olacak. Hala Haşmet yükü var bu arada. Burst'tan kötü bir ulti. Kuleden de hasar almaya başladı. Ama Azir'in kulesi orada onu kurtarıyor ve geriye doğru da çekildi. Hemen takım arkadaşının yanına doğru. Karşılıklı olarak olsa koridorda ultiler geldikçe bir skor arayışı var. Azir burayı çok kötü oynadı yalnız. Yani Perks felaket oynadı gerçekten. Bu arada aşağı koridora geldi Maxton ama oradan skor çıkarmaları gerçekten çok zor. Lan geri bile gitmiyoruz yani ya. Şöyle bir adım attı o kadar yani. Haslin çok fazla belli etmedi mi ya? Üzerine doğru zabıta görmüş Smithy gibi gitti. Şu anda da... Şimdi ya bu ejderhayı alabilirler yalnız. Evet, görüş üstünlüğünü de ele geçiriyorlar. Orada bir görüş totemi var. Geliyor oraya yalnız. Hemen tüneliyle kaçmayı başardı. Knight da oraya doğru geliyor. Azir'in ultisi olmadığını ve Knight'ın hala ultisi olduğunu biliyoruz. Ama hayır, sadece görüş üstünlüğünü ele geçirip çıktılar. Smithy belki kötü pozisyonda kalabilir. Hayır, o da yavaşlatıp canını yenileyip devam ediyor aşağı koridorda. 40 milyona kadar çıktı fark. Skor olmamasına rağmen bu eşya farkı anlamına geliyor. Ve ki aradaki eşyalara bakınca da anlayabiliyoruz bunu. İte ite koridoru... Ciddi hasar da veriyorlar kulelere. Kulelerin canı da yani önce üst kulede aynısını yapmışlardı. Şimdi alt kulede kulenin canını çok ciddi miktarda azaltmış durumdalar. Aradaki altın farkı 2000 ve aşağı koridor veya üst koridorun çıkmasıyla birlikte bu altın farkı 3000, 4000'e çıkacak. Kuleyi tutamaz Giants çünkü Azir de geliyor oraya. Zaten kuleyi bıraktılar. Yani vazgeçtiler bu işten. İte kaka baskı yapa yapa skor alamadılar ama asıl amaca kuleye ulaştılar. Aynen öyle. Yani 20.000 altınla 17.500 altın 20.500'e karşı gerçekten çok fazla. Şu anda da seyircilerin alkış sesini duyabiliyoruz. İki kule düşürdü Giant sadece baskı sayesinde. Evet, üst koridorun en dış kulesini de rahat bir şekilde alacaklardır. Mavi 3 tane beni çaldılar arada yetmezmiş gibi. Ki aslında burada çalınan mavi güçlendirmenin Victor'a ait olması da çok önemli bir özellik. Tabii çok daha takaslarda kikisi rahat edilecek. Şu anda da kendi mavisine doğru gidiyor Perks. O da kendi mavisini rahat çalacak. Sokarcasını tamamlamış. İzleyenlerimize hatırlatalım. Şu anda 6.10 yamasındayız. Yani ne Nashor'un dişi öldü ne de Azir şu anda kötü durumda. Şöyle... Skor olmadan bir rakip ancak bu kadar izler herhalde. Ya aslında uzun bir süredir bu yamada bunu çok fazla görüyoruz. Alınan skorların hiçbir önemi yok. Yani hiçbir önemi yoktan ziyade bu skorları neye çevirdiğiniz veya skorları almadan neler yaptığınız çok önemli. G2 da bize bunu en güzel örneğiyle gösteriyor. Maç 0-0 ama aradaki altın farkı bir ebedi kılıç kadar. Yalnız sıçrayla birlikte bir oyun var. Perks kaçmaya çalışıyor. Ulti de isabet edecek mi? Hayır, isabet etmiyor. Bir düz vuruş hayat kurtarıyor. Perks oradan kaçmayı başardı. Üç yük birikmişti meydan dayağında. Bir tane daha birikseydi Perks kendi üstünü de açacaktı gözünü. Bu arada tabii oraya ayrılan kaynaklar ne demek? Diğer yerlere kaynak ayıramamanız ve diğer bölgelerde Zwen'in ve diğer şampiyonun çok daha rahat minyon temizlemesi anlamına geliyor. İki ışından bir ulti anlamına geliyor. Bu ne anlama geliyor GT ekibi için? Hemen bedava bir ejder. Aynen. Yalnız orada Max Lore oraya çok yakın. Çalmayı deneyebilir. Evet, bu arada Knight da geliyor. Burada bir savaş çıkabilir. Max Lore şu anda kötü bir pozisyonda. Ejderha düştü bu arada. Bırakmak zorunda. 400 cana kadar düştü. Burada Azir'in pozisyonu çok önemliydi. Ve %8 güçlendirmeyi hanelerine yazdı GT ekibi. Azir askerlerini doğru yere koyduğu zaman orayı geçilmez ilan ediyor. Bodyguardları dikti. Girmeyin hocam.
Burası özel parti dedi. %8 sıçrasız almıyoruz diye. %8 yetenek gücü ve fiziksel güç. Maçın başında hatırlattığın gibi şu anda bu çok büyük bir fark anlamına gelmiyor ama 3. ejderin kapısını aralıyor diyebiliriz. Ya hayır şöyle şu anda anlamına gelmiyor ama dakikalar ilerledikçe yani yetenek gücü ve saldırı gücü arttıkça o %8 daha fazla artmış olacak. Yani yetenek gücü oyunun başında şu anda şampiyonların çoğunda 100 civarında falandır yetenek gücü şampiyonlarında. O sonra 500 yani 100 geldiğinde 8 etki ediyor. 500'e geldiğinde 40 etki edecek. Oyunun başıyla oyunun 20. dakikası, 40. dakikası tabii ki de bir olmuyor. Aynen yani sonuçta etki aynı etki fakat yüzde üzerinden olduğu için dakikalar etkisi artıyor. Onun mesela şu anda o yüzün %8'i bir değil. Şu ana kadar en iyisi hep diyorum okyanus ejderhası diye. Şimdi 16'lık bundan sonra okyanus ejderhasının etkisi azalmaya başlıyor. Yani en tercih edilmeyen ejderha olmaya başlıyor yavaş yavaş. Herhalde en sevilen ejderha dağ ejderhası. Tabii. Özellikle ejderhası, kule kuşatması oyunlarında. Ya dağ ejderhası her an oyunun amacı bina yapıları yıkmak değil mi? Asıl amaç. Nexus'u yıkmak. Evet, Nexus'u yıkmak asıl amaç. Nexus'u yıkmanıza yardım en çok yardım eden hangisi? Dağ bitti. Konu kapandı yani. Artı iki tane daha ejderha aldığınız zaman Baron'a ejderha muamelesi yapmaya başlıyorsunuz. Hı hı. Baron ejderha gibi yok oluyor ondan sonra. Şöyle rakibin rotasyon avantajını yakalayıp Baron'da oyunu satmak dediğim şey tam tersi oluyor. Baron'a biraz erken gelip böyle bir 10 saniye erken gelip vırt diye Baron'u bitiriveriyorsun. Bu arada hani ikinci daha ejderhasından sonra belki Baron'u salıp Haşmetli ejderha da isteyebilirsiniz. Bu arada Soraka çok kötü bir pozisyonda ilk kan gelebilir. Azir de ultisini kullandı yalnız işleri tersine çevirdi. İlk kan dökülüyor. Azir ilk skoru almayı başardı. Bitkinlikle birlikte Max Thor'un da hasar vermesini bir hayli engelledi. Üzerinde tutuştur var ama ölmesine yeterli değil ve ilk kan Azir'in güzel oyunuyla birlikte Mitin'in hayatını kurtarıyor ve ilk kan Perks'de kalıyor. 3 kişi bir Soraka'yı düşüremiyorsanız... Bu arada Fizz ultisini kullandı ama Echo da aynı güzellikle ultisiyle cevap verdi. Ama Trick yetişecek oraya şimdi. Evet Trick. Kaçtı ama. Bedava bir kule ama. Evet. Klasik. G2. Yine istediğini aldı. Yalnız 3 kişi, 3 şampiyon bir Soraka'yı düşüremedikten sonra... yani ne bekliyorsunuz daha fazla? Bu arada Soraka ultisini kullanmadı sanırım. Kullan gerek duymadı ki. Yani şurada Soraka'yı düşürmüş olmaları gerekiyor. Burada Max Thor belki yetenek kullanmak yerine düz vuruş yapsa işler daha farklı olabilirdi. Burada geri dönüyorlar Azir'in üzerine. Azir'in üzerine geri dönmek yerine Soraka'yı bitirmek çok daha iyi fikir. Soraka ultisini bile kullanma gereği duymadı. Aradaki bu arada biz seçim ve yasaklamada şampiyonların hareketliliğinden, mesafe kat etmesinden bahsediyorduk ve Soraka yalnızken birdenbire yanına Perks ve Trick de dahil oldu. Ve işi... Yalnız... Oyunda bir skor var, 5000 altın fark var. Bu tam olarak ders niteliğinde aslında. Yalnız Max Thor'un %50 canını almayı başardı. Askerleriyle bir oyun deneyecek mi? Hayır ama bu kadar hasar vermesi Grace'in ultisini atmasına sebep oluyor. Yoksa kule gidecekti ama yine de kulenin yarı canını almayı başardılar. G2 öyle bir baskı kurmuş durumda ki. Smithy J şu anda Perks'ün üzerine doğru gidiyor. Perks'ün canı bir hayli az. Ultisi çok kötü bir şekilde geldi. Oraya adeta kendini sıkıştırdı. Sıçrasının da olmadığını biliyor. Soraka da ultisini kullandı. Bekleme süresinde hala yetenekleri Ziven yetişmeye çalıştı ama açıkçası Ziven'den bir sıçra şifa bekledim. Ama yok. O kadar mesafede gerek değildi. Yok. Gerek yok. Orada Perks beceremedi. Yani Azir oynayamadı öyle söyleyeyim. Ölmeyi hak etti. Ziven... Ölmeyi hak ettin kusura bakma kardeşim aynen. Deyip. Ha, bu kadar zırvalayacaksan yetenekleri. Bir kere drift'i kaçırdı. Drift'i yapamadı yani askerlerine gidemedi. Askerlerine gidemedi hadi neyse yürüyerek gidip orman girişine sadece ultisini açıp orman girişini kapatsaydı ultisi gene olacaktı. Onu yine ultiyi mavinin içinde attı kendi kendine sıkıştırdı. Böyle bir tuhaf bir şeyler yaptı. Ondan sonra ormana çıkmak yerine bir an askerlerin arkasına mı saklansam acaba falan dedi. Neyse olur öyle şeyler. Yapacak bir şey yok. Güldürmedi bu sefer. Ama... Bence güldürdü. Şu anda birebir gidiyor Perks. Alınan skorda ve verilen skorda sadece onun ismi var ve Vadi'nin alameti görüyoruz. Vadi'nin alameti yalnız gerçekten alamayacaklar çok fazla ki. Can. 15 saniyede alabilirler mi? Yok alamayacaklar. 15 saniyede sadece Hustling olursa alabilirler ki
Alamazlarsa Vardin Levent geri dönecek. Geri yok. Evet, yalnız Baron da gelmeye başladı. Evet. Yok yok, alamadılar işte. Alamadılar. Zaman yok. Alamadılar. Alamadılar. 57'de geri döndü, evet. Yani o kadar süre yetmezdi Vardin Levent'in almaya. Bu sefer zamanlamayı doğru yapamadılar. Birkaç saniye, belki 3 saniye, 4 saniye daha olsaydı alabilirlerdi ama yeterli değildi. Ki Uzisi'yle birlikte gelmişti. Yanlış hesap Bağdat'tan döner. Bu arada bir ışından kullanıldı. Kikis canı gerçekten çok az. Ulti de kullanıldı. Kikis'in hala düşmediğini biliyoruz. Grace ultisi de geldi. Karşılıklı olarak birer skorlar var. Braum'un da düştüğünü görüyoruz. Echo ultisini kullandı ve Trick'e bir nebze de olsa hasar vermeyi başardı. Perks ise şu anda defansif bir şekilde oraya geldi ve kuleyi savunmak için elinden geleni yapıyor. Knight da o savaşa dahil oldu. Aşağı koridorda ise Caitlyn, umurumda değilsiniz, ben görevime bakıyorum deyip ikinci kuleye vurmaya başladı bile. Yalnız burayı Kikis çok iyi oynadı, onu söyleyelim. Azir'den de bir ulti ve şu anda aşağı koridora cevap vermelerini bir hayli geciktirdi. Canları da bir hayli az ve şu anda 4 oyuncu hala üst koridorda oyalanıyor. Sadece Braum aşağı koridora doğru gidiyor ve Caitlyn... Oh, Caitlyn'in kafası rahat. Aynen öyle, çok bedava bir kule. Aldıkları bu 4. kule. Aradaki altın farkı 6000'e kadar çıktı ve skorlar eşit. Zven'in hayatının en kolay maçı oluyor olabilir ya. 0-0. Sadece minyon kesiyor. Minyonda 50 minyon kadar üstün. Şampiyonlara verilen hasarda şu ana kadar toplam kaç hasar vermiştir acaba Kate? Hani koridorda biraz takas yaptı falan filan da. O da sadece üst koridordaydı aslında. Hmm. Hani aşağı koridorda da pek göremedi Ezreal'ın yüzünü. Zaten ilk eşyasının Runa'nın olması bu arada ikinci ejderhada Bulut ejderhası. Bunun da çok bir değeri yok. Daha doğrusu çok bir değeri yok derken en azından öyle... Maçı çevirebilecek kadar bir değeri yok. Genel toplamda var tabii. Savaş dışında 15 hareket hızı gerçekten aslında hiç azımsanacak bir şey değil. Ama diğer ejderhalara oranla diye etkisi daha düşük. İlk eşyanın zaten Runa'nın kasırgası olması bence G2'nun niyetini belli ettiğiniz benim için. Koridorumu yitireceğim, kuleyi alacağım anlamına geliyor bu. Şu anda ivedisini de bitirdi yanına. Ayakkabısını da bitirdi. Şimdi çok daha tehlikeli hale geldi o Caitlyn. Şimdi de üst koridora gidiyor. Hedefini üst koridorun ikinci dış kulesine doğru göz dikmiş durumda. Üst koridora gidecek, rahat rahat minyonu kesmeye devam edecek. Skorun eşit olduğu bir maçta 6000 altın fark. Nefis. Gerçekten çok farklı bir mücadele bu yani. Skorun az olduğu oyunlar ne kadar kaliteli olduğunu gösteriyor. Ama bu karşılaşmada yani kaliteden ziyade yapılan rotasyonların değerini gösteriyor. Sürekli baskı, sürekli baskı, sürekli baskı, sürekli baskı. Şey tarafında bir G2 üzeri. Evet, hiç ejderha alamadı, hiç kule alamadı. Aldıkları iki tane skor var. Zaten oyun tamamen kendi ormanlarının yarısını artık teslim ettiler. Oyunda genelde harita kontrolü önce şeyde başlıyor. Bu arada Perks kötü bir pozisyonda kalmış olabilir derken o kadar fazla hasar veriyor ki Knight'a. Knight üste sıçra. Geri dönmek zorunda kalacak. Sıçra attı. Sıçrasını kullandı. Şifası hala duruyor. Karşılıklı olarak sıçraları hala duruyor. Perks'inki bekleme süresinde. Ama o savaşta kullanmamış. Harita kontrolünde ilk aşama rakip nehrin diğer tarafına gitmiş. Şimdi rakip ormanın ortasına kadar tüm kontrol G2'da. Ve şu anda G2 ekibinin attığı totemlere bakarsan Baron. Kendi üstü bile değil. Orada dakika 23 ve Azir, hızlı bir şekilde Azir tabii Baron'a çok hızlı Baron alır ama. Yalnız bu riskli bir karar olabilir. Gerçekten riskli bir karar. Ezreal ultisi bu arada Perks çok kötü bir pozisyonda. Şifasını kullanmak zorunda kaldı Zven ama orada Hasn'i çıkarmayı başardılar. Fizz de ultisini kullanıyor. Arka tarafta Smith J. Paralel yakınsa ama hiç kimse isabet etmedi. Orada bir kişiyi daha buldular ve Sunstar'ı da alarak 2'de 2 yapmayı başarıyorlar. Knight'ın da başı gerçekten çok büyük belada. Ama onların hedefi şu anda Grace. Soraka'dan da bir ulti geldi ve Zven'in canını yenilemeyi başardı. Smith J ölecek mi? Hayır, üste geri dönüşünü rahatça gerçekleştiriyor. Bu arada Smith J de Mithy ile uğraşmış savaş boyunca. Mithy'nin canından bunu anlıyoruz. Mithy biraz canını takım arkadaşlarına da bol bol verdiği için onu da şey yapmak lazım. Ama diğer tarafta belki Baron'u alamadılar ama iki skor aldılar, kuleyi aldılar. Daha ne yapsınlar? Bu arada o Baron'un üzerinde ısrar etmiş olsalardı şu anda bambaşka bir pencereden bakıyor olabilirdi. Yani daralan savaşında Smith, J, Knight ve Hasn'in varken yani Braum, Viktor ve Echo gerçekten çok sıkıntı. 6 fark yalnız 8000'e kadar geldi. Ve aradaki skor farkı 2 sanırım. Sunstar da tabii Fizz ultisi tutunca... Yapabilecekleri gerçekten hiçbir şey kalmıyor. Burada da Rek'Sai savaşı olurken üste geri dönüyor. Hani tamam kazandık zaten kuleyi alacağızın rahatlığı var. Ardından ultisiyle tabii geri döndü ama hani
aa savaşta olayım, rakibe gireyimin derdinde değil. Giants açısından bir avantaj, bir şans varsa orada Fizz'in manası kalmamış. O yüzden takibi bırakmak zorunda kaldı Kikis. O da o sırada dikkat etmediğimiz başka bir konuydu. Şu anda Sven kırmızısını da aldı. Baron'u karşılıklı olarak totemlediler. Baron'un çevresini. Coşkusunu bitirdi. Onu da muhtemelen bombardıman topuna çevirecektir. Zaten mesafesi çok yüksek bir şampiyon. Onunla birlikte iyice rahatsız edebilecek rakibini. Azir de kulesini dikti ve şu anda zaten Giants ekibi hiç kule almadı. Üzerine Azir kule dikiyor ve attığı totemler de tamamen kendi ormanlarında. Bu arada dış kule, bir tek orta koridorun dış kulesi kaldı. Bütün dış kuleleri düşürdüler. 5 kuleye 0 kule. Bu arada Azir orta koridorda ultisini kullandı ama bu sefer Surf'ı kaçırmadı. Victor ultisini kullanıyor ama yeterli değil ki, özellikle Sorak oradayken yarı canına kadar getirmeyi başardı Mithy. Canından can vererek bir savaş mı istiyorlar şu anda? Kikis orta koridora dar geldi ama ultisini kullandığında aynı hızlı Haslin sıçrasını kullanıyor. Bu koridorun işi, bu kulenin işi bitti gibi bence. Canı %20'de zaten. Direkt düştüğünü göreceğiz büyük ihtimalle bu minyonlar gelince. Haslin de şu anda orada yok. Hemen Sven tuzakları dizdi. Askerleri de tuzakların başına diziyorlar. Nasıl yaklaşacaksınız o kuleye? Kesinlikle öyle. Maxdor bir yakınlaşayım dedi ama çok kötü pozisyonda Malphite ultisi gibi Rek'Sai'nin yerden çıktığını görüyoruz ve bu Sven'in 3-3 yapmasını gerektirdi. Smithy J ise ultiyle birlikte hasar vermeye devam ediyor ama bu gerçekten yeterli değil. Özellikle Sorak oradayken Kikis kulenin altına kadar girdi ama girmesine gerek kalmadı çünkü Purse askerleriyle birlikte skor aldı. Bir ulti geliyor. Aynı güzellikte sıçra ve hiç skor vermeden ama yanda kırmızı yanıyor adeta GT ekibi. 4 oyuncunun canı gerçekten çok azdı. Ama burayı da Mithy muhteşem oynadı adeta. Dal, siz dalın abi, ben sizi canımı veririm dedi ve en kritik yerlerde inanılmaz etki yarattı Soraka. Şimdi bir daha göreceğiz. Ortaya trik acayip bir noktaya gidiyor. 4 kişinin arasında Malphite ultisi gibi adeta 3 kişi havaya fırlıyor. Orada Runa'nın kasırgasıyla Sven vurdukça vuruyor, vurdukça vuruyor. Aslında mükemmel bir çekim alanı gelmiş Victor'dan. 3 kişiyi birden sertem etmeyi başarmış ama arkada Soraka olduğu sürece, Soraka ultiyi de kullanıyor. Arkadan can basa can basa hepsini hayatta tutmayı başardı. Burada da çok yakındı skora sonuçta ama bir türlü yeterli değil. Mithy yapması gereken tek şey arka tarafta can vermekti ve bunu çok iyi bir şekilde yaptı. Özellikle Tree'in hayatta kalmasında en büyük etkendi. Alınan 7 skorda 7'sinde de ismi olan Trick'ten bahsediyoruz ki daha deminki yaptığı hareketle birlikte belki günün en güzel Baron, hareketlerinden biriydi. Baron geliyor bu arada. Evet. Ama Azir şart. Azir olmadan zor o iş. Ekon'un ışınlanı var. Şu an aşağı koridorda ama ışınlanacağı yer, evet, sol tarafta bir totem varmış gözükmeyen yerde. Evet, totemini de attı, şu an hızlı bir şekilde geliyor. Yordul kapanları dizili değil Sven'in. Kötü bir pozisyonda kalabilir derken Baron'u almaya başardılar. Maxdor çok kötü bir pozisyonda. Onun da düştüğünü görüyoruz. Curse oradan kaçmayı da başardı. Bu round'un da düştüğünü görüyoruz. Sven birebir de Smithy J'yi de alacak neredeyse. Smithy J tekrardan engeç yapmayı başardı. Sven kaçmaya devam ediyor. 90 kalibri K üzerine bir de tam kafadan ve skoru almayı başardı. Birebir de Eko'yu kesmek ise gerçekten bu maçın bittiğini gösteriyor gibi. Sunstar ise sadece kaçıyor. Baron artı 4 skor. 4 skora 0 skor. Bu oyun bu bölümde bitmeyecek muhtemelen çünkü ölüm süreleri çok yüksek değil, 25-30 saniye. Bu arada Sunstar'ın da buradan çıkışı yok. Tutuşturun attı, düz vuruşunu da yaptı. Yapabileceği hiçbir şey yok Sunstar'ın. Ya bu bir tane inhibitor anlamına gelecek. Sonra da daha sonra da oyun bitecektir. Çünkü aradaki aldığım farkı 14'e kadar çıktı ama oyunu burada bitiremeyecekler muhtemelen. Çünkü Maxdor ve Aslin'in hayat ömrü iki kule birden almayı düşünüyorlar. Hatta iki inhibitor alıp çıkabilirler. Açıkçası ben bir inhibitor bekliyordum ama ikinci inhibitöre de çok rahat bir şekilde almayı başarıyorlar şu anda. Bu inhibitörü de alıp çıkacaklar muhtemelen sonra ama oyunu bitirmek için geri döneceklerdir. Bu arada Sven'in de Smithy J ile birebir yapıp ölmeyişi çok garip bir durum. Ama artık çok ciddi hasar veriyor yani. Burada tabii ilk Perks gene çok kötü oynamış. Ultiyi felaket kullanmış ama gerek kalmamış. Çünkü diğer tarafta harika iş çıkaran Kikis ve Sven var. Burada da Smithy J. Ama tabii arada şey geliyor, pardon. Mithy'nin ultisi gelmiş. Mithy'nin ultisi geldiği için büyük avantaj. Mithy'nin ultisi sonra da can yenimiz geliyor. Bir Ali Ateş Ejderhası daha. Oho. Bu da artık zaten hayvani düzeyde olan o yetenek gücü ve saldırı hasarlarını %16'ya kadar çıkartmış durumdalar. GT ekibi aradaki altın farkı şu anda 16.000. Ejderha farkını eklersek şu andaki toplam
güç var ki 16 bin, 25 bin falan, 23 bin, 24 bine gelir eşyalar olarak düşüneceksiniz yani. Gerçekten çok fazla. Giants ekibinin mücadelede yapabileceği çok da fazla bir şey kalmadı. İki kulede zaten düşmüş durum. 2-24 düşmüş durumda. Şimdi alt kuleyi kuşatacaklar. Kikiz agresif bir şekilde oraya doğru geliyor ama ekranlarımızın çok yansımadığı yerde Perks'ün düştüğünü gördük. Trick hala hayatta. Soraka sayesinde arka tarafta ise Kikiz Knight'ın üzerine doğru gitmiş durumda. 5 kişiyi oyalamaya devam ediyor. Arka tarafta ise Zven canı gitmeden 2'de 2 yapmayı başardı. Acaba bir 3'de 3 görür müyüz ama Bram'dan çok Zven güzel görüntü. Kikiz de skoru almayı başardı. Bu birazcık daha şımarmış bir harekete aynen, benziyor Gülçe ekibinin. Çok şımarmış şimdi. Çok şımardılar. Aşırı şımardılar. Ve bunun cezasını ağır ödedi. Aa, bir şey olmayacak tabii ağır ödedi derken hani şımarmaya yer yok onu söyleyelim. Cezalarını çekti en azından. Evet cezalarını çektiler. Ama yine de oyunun bitmesine dengel olamıyorlar. Çünkü evet, şu anda yapabilecekleri... Süper Minyonlar geldikçe Baron Güçlendirmesi'yle birlikte yapabilecekleri fazla bir şey yok. Hala ve... skor istiyor G2 ekibi. Hala skor istiyor. Bu arada Soraka ise ultisini şimdi kullandı. Demir Solaris'ini de şimdi bastı ve mücadelenin sonunu ne, göreceğiz. Süreci. Ama mücadelelerin artık iki maç üzerinden oynanacağını izleyicilerimize hatırlatalım. Giants ekibi için, beraberlik için hala bir şans var. Tabii kağıt üstünde bu pek de mümkün görünmese bile vallahi Sihirdar Vadisi'nde... Kağıt üstünde bilmiyorum ama Sihirdar Vadisi'nde pek yakın gözükmedi o ihtimal yani. Ya evet bu karşılaşma, hatta dünkü karşılaşma, hatta geçen sezonki karşılaşmalar birazcık bize bunu gösterse bile... Valla Giants'ın 3 hafta sonra ne olacağını bu oyuncular belli bir uyum sağladıktan sonra nereye geleceklerini bilemeyiz ama şu görüntüyle G2 inanılmaz şımarıp tuhaf şeyler yapmadığı sürece yani bu ikinci maçı kazanma ihtimali de çok ama çok uzak gözüküyor. Yani doğruya doğru. Yani Sven Mitty koridoru rakibi zaten her rakibi eziyordu. Bu böyle henüz çok hazır olmayan bir rakibi daha da ezecek. Perks'ün Azir'i son derece vasattı onu söylemek lazım. Perks'ün suikastçilerinin ne kadar başarılı olduğunu söylüyoruz. Azir'i son derece vasat gözüktü. Ama bu bile gayet iyi bir... En azından Knight'a üstünlük sağladı. Trick Rek'Sai ile çok bir şey yapmadı ki. Rek'Sai özellikle erken aşamada koridorlara çok baskı kuran bir şampiyon. Gerek yok çünkü bütün koridorlar zaten kendi baskısını kendi kurduğu için baskı yapabileceği yer yoktu. Ama sonuç itibariyle baştan sona skor alsalar da almasalar da çok üstün bir oyun sergilediler. Ama iyi bir sınav değil bu. Giants'ın hani daha çok kat etmesi gereken yollar. Başka bir seviyede oynuyor G2. G2 başka bir seviyede oynuyor ama G2 eğer MSI'da yaptığı o şımarıklık diyelim ve son pozisyonda yaptığı bu şımarıkları eğer ligin herhangi bir aşamasında yaparlarsa bunun geri dönüşü olmayabilir veya dünya şampiyonasında yaparlarsa sıkıntı yaratabilir. Ya onu o zaman G2'nin düzeltmesi gereken tek şeyi bence birazcık daha tavrı. Ciddi olmaları, tavırları. Evet çok iyi oynuyor olabilirsiniz. Evet iki skor olmasına rağmen aradaki altın farkı 8000 olabilir ama hani birazcık daha ciddi bir oynayış tarzına sahip olmaları ya gerekiyor. Sonda olabilir o yani. Sonda zaten oyun bitmişti. O yüzden çok takılmamak lazım. Ama bu sefer çok iyi hazırlanmaları belli. MSI'deki durum farklı. MSI'de çalışmamışlardı çünkü. Bu sefer çok çalışarak geldikleri belli. Ve çok iyi durumda şu anda. MSI'de birazcık da o MSI'da yenilmelerinin ardından hırs yaparak yani o olumsuzluğu olumlu bir tarafa da çevirmiş gibi gözüküyor G2 ekibi. Ki ben açıkçası bu sezonda yine ilk 3'te, ilk 2'de bitireceğini düşünüyorum. Valla en büyük favori olarak girdiler sezonda. Özellikle expect'i bekliyor herkes üst koridorda ne yapacağını ama şu anda G2 bir numaralı favori. Evet bir diğer favori ise H2K. Ligin ilk 3 sıralarında her zaman olan ekip H2K. Dakikalar sonra ise H2K ile Schalke'nin mücadelesini izleyeceksiniz. Dakikalar sonra LoL TV ekranlarında.